Günler sevgili asistçiler. Asiste hoş geldiniz. Bugün baş başayız. Niye konuğumuz yok? Bugün bir kere lig maçlarının tamamı aynı saatte 3'te oynanıyor. Yarın da Bursa'da ve Konya'da maçlar var. Dolayısıyla Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da kongre heyecanı var. Tüm dostlarla konuştuk. En temizli dedik. Madem ki böyle bir herkesin işi var. Biz de baş başa ve telefonlarla sevgili yani basketbol severler. Bugün bol bol telefon alacağız. Bol bol sohbet edeceğiz, konuşacağız. Daha önce bizi sık sık arayıp çünkü bize rastladıkları zaman sevgili basketbol severler bunu dile getiriyor. Her hafta arıyorum, bir türlü çıkamıyorum. Bu hafta şansınız daha fazla. Bu arada geçmiş olsun. Sana da geçmiş olsun. Ya ne tavukmuş o ya. Vallahi inanılmaz. Yani şuraya bak vallahi nasıl zayıfladı. Ya yüzerken bu kadar ince değildim. 3 gündür evet. Sağ olsun nazar değdi. Evet. Evet. Potaya da astık bir tane. Orada da var bir tane. Sevgili eşim Kıvanç'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani bugünkü maç, programa ve akşam da 2 NCAA maçı anlatacağız. Beni hazırlamak için adeta kampa aldı. İlaçlar, buzlar, şunlar bunlar. Hakikaten teşekkür ediyorum çünkü çok kötü durumdaydım. Bu arada dün de beni arayan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Ahmet Kurt olarak çok moral verdi. Ama uçaktaki rengini hiç beğenmiyorduk. Yeşil, yeşil de maviymiş yani. Vallahi. Şimdi başlayalım mı telefonlara? Başlayalım. Evet. İlk telefonumuzu alalım. Mustafa Konukçu Adana'dan. Merhaba Mustafa. Telefon yok. Mustafa, yalnız hep telefon alacağız. Her telefonda böyle sorun çıkarsa bol bol bir sohbet etmiş olacağız. Ne diyorsun Asvel için? Vallahi ya Asvel sürpriz bir savunma sistemi kendi evinde, özel bir bünye, koç bünye, özel bir sistem yalnız hazırladı. İyi koç, fena bir kere, koç değil. Bir kere pick and roll'lardan sonra devamlı şekilde mismatch yaratıldı ama mismatch'te de çok çabuk Hüseyin'i bulamayınca, uzunları bulamayınca orada çok iyi yardımlar geldi. Takımımızda da her zaman söylediğimiz gibi hep derin kadro olmayınca, derin kadroyu uzun sezonla bölmeyince yorgunluk belirtileri meydana geldi. Allah'tan diyorum eskisi gibi salı, perşembe, salı değil. Ya Allah'tan yani çünkü yine 5 kişiyle çok zorlanacaktık. Perşembeye kadar Efes hazır olacak. Evet, Mustafa ile zannediyorum ki. Merhaba Mustafa. Merhaba Murat abi. Öncelikle geçmiş olsun diyorum hepinize. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyiz be abi. Siz nasılsınız? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Alalım sorunu hemen bugün çünkü mümkün olduğu kadar telefon alacağız. Sevgili basketbol severler ne isterlerse sorabilirler. Abi bu Efes Pisa'nın uzun sıkıntısı var diyoruz. Yalnız Efes Pisa'nın kadrosunda Nedim Dal gibi 2-13'lük bir oyuncumuz var. Yani genç bir oyuncu. Bunu neden yetiştirmiyorlar? Bir ikincisi Efes Pisa'nın kadrosunda bir zenci oyuncu var. Ya yani ismini buradan tam olarak hatırlamıyorum ama onun yerine bu Nedim Dal süre alsa biraz daha yetiştirseler. Ricky Winslow'u mu diyorsun? Kareem Reed'i mi? Herhalde Winslow'u diyorsun. Winslow diyorsun uzun olduğunu. Winslow. Yani daha iyi olmaz mı? Onu peki soracaktım ben. Peki. Çok teşekkür ederiz Mustafa. Adana'ya selamlar, sevgiler. Sağ ol. Yani şimdi maçtan sonra sevgili Çetin Çeki ile de konuşuyorduk. Yani Winslow daha önce Türkiye'de bir iki sene faydalı olmuş bir oyuncu ama şu anda hakikaten hiçbir şey veremiyor takıma. Çetin abi de yani şeyden ziyade, Nedim Dal'dan ziyade çünkü Winslow daha çok 3-4 gibi oynuyor. Arda'ya keşke biraz daha şey yapsak dedi şans ama versek. Yani şimdi Nedim Dal'ın da bir 5 dakika 6 dakika oraya girip domine etmesi lazım. Yani Bönyo'nun o pek işe yaramaz gibi gözüken uzunları 3-5 dakika kullandığı gibi bilmiyorum yani. Nedim Tuborg'da bir zamanlar fena oynamıyordu ama tabii Avrupa Ligi çok farklı, onu da belirtelim yani. Murat'cığım tam yeri gelmişken şunu söyleyelim. Bugün zaman zaman yollarda rastladığımız sevgili basketbol severler şöyle bir soru soruyorlar bana. Gazeteye telefon ediyorlar. İsmet abi diyorlar. Siz Murat abiyle birlikte sezon başında Tofaş'ı Final Four'un adaylarından hatta şampiyonluk adaylarından saydınız. Bunu saymamızın tek nedeni bir kez daha tekrarlayalım. Her mevkide 4 oyuncu olması. Yani bugün Murat Konuk, Asım, Mehmet Okur ve Reşat Gribit gibi 4 tane oyuncu. Bir de Hüseyin var. Bir de Hüseyin var yedek olan. Bir tek rimaçta birazcık şey yaptılar. Onu da değiştirmek istediler. Beşeremediler. Dolayısıyla yani 3-4 uzun deyip geçmeyin. Hayır şimdi 4 uzunu ben biraz şey gibi düşünüyorum. Tamam her zaman kullanamıyorsun ama bir sağlık sigortası gibi ihtiyacın olduğu zaman da ilaç gibi geliyor. İlaç gibi. Onu alışacağız. Yani o mutlaka gerekecek.
iyi tecrübeli bir 3. ve 4. yedek Efes'e şu anda mesela çok gerekli. Evet. Bir telefon daha alalım hemen. Bayağı telefon geliyormuş. Serkan Güneyli, İzmir. Merhaba Serkan. Merhabalar. Ne güzel. Gür bir sesin var. Bize de biraz böyle moral verdin. Evet, sorunu alalım. Sorularım ikinize de. Ergin Ataman'ın 5 kişilik kadrosunu, yani kadro yetersizliğini niçin gerektiği kadar eleştirmediniz? Ve de Ergin Ataman'ın kenar yönetimi ve son fiyaskosu eski öğrencisi Ricky Winslow hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi niye eleştirmedik? Esasında eleştiriyoruz ama belki biraz daha fazla eleştirmemizi istedi. Biz Reed'le Winslow alındığında, çünkü Efes Pilsen'in çok önemli bir avantajı var. İki tane Bosman'ı çok iyi yakalamış. Mlomerović ve Drobnjak. Ve o takımı biraz daha güçlendirme devresinde çok daha faydalı iki Amerikalıyla geniş bir kadroya da sahip olabilirdi. Ama Ergin tanıdığı bir oyuncuyu tercih etti. Ricky Winslow. Şimdi bu tercihi de netice belli olana kadar eleştiremem ben. Çünkü tanıdığı bir oyuncu. Şimdi Stanford'u getirmişti. O hücum gücü fazla bir oyuncu. Şimdi idmanda demiş ki, koç demiş, ben demiş çok oynamak isterim. Ben takım kurtaran bir insanım demiş. Şimdi diğer kadroya baktığın zaman, yani alacağın 6. oyuncu da, şimdi Ergin'i de, Ergin çok kafa patlattı bu konuda. Hatta biliyorsun NBA'den çok dev bir oyuncu da getirdi. Roberts'ı getirdi. O da dopingli çıktığı için cezalıydı. FIBA lisans vermedi. Yani çok büyük arayışlara girdiler. Bence çaresizlikten ve ben bu kadroyla götürürüm dedi. Ve şu anda hiçbir şeyde kaybolmuş değil. Yalnız Kareem Rick konusunda daha iyisi kesi bulabilirlerdi. Çünkü Amerika'da çok guard var. Tabii. Yani uzun hakikaten bulmak kolay değil ama yani mesela o maçta da Mlomerović bir dönem o kadar yoruldu ki 2 dakika kenara çekilse zaten sonunda mecburen çıkardı ama ya şimdi netice belli olana kadar ben açıkçası oyuncu seçimlerinde ne antrenörü ne takımları eleştirmek istemem. Çünkü kafasındaki planı gerçekleştirme imkanını tanımak lazım ama şu ana kadar Winslow yetersiz gözüküyor. Perşembe günü de zaten son artık büyük bir şans. Dolayısıyla ben bu şansı Ergin Ataman ve öğrencilerinin çok iyi kullanacağına inanıyorum. Evet, bir telefon daha alalım. Can Taşçı, Isparta. Merhaba Can. Merhaba Murat abi. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Evet, alalım sorunu. Benim sorum Efes'in Asvel mağlubiyetiyle ilgili olacaktı. Sizce mağlubiyetteki nedenlerden biri de İbrahim'in 3 sayıda kalması olabilir mi? İkinci sorum, Fenerbahçe'de sezon sonunda Halil Ünen'in kalıp kalmaması ile ilgili düşünceniz nedir? Sizce hangisi daha yararlı olur? Kalması mı, gitmesi mi? Çok teşekkür ederiz Can. Isparta'ya çok selam. Telefon eden tüm dostların bulundukları bölgede basketbolun ne kadar sevildiğini biliyoruz ve herkese selamlar gönderiyoruz. Evet, bence İbrahim Kutlay ve Hidayet'i çok iyi çözmüştü. Çok. Ve mutlaka onlara bir kere çok enteresan İbrahim maçın ilk sayısını attı. Üçlük bir daha 39 bitti. Bir kere çok yakın markaj, çok yakın top aldıkmadan. Şimdi seninle konuşuyorduk. Tabii. İstanbul'daki iki hakemin taraf tuttu kesinlikle demiyoruz ama iki tarafa da her teması çalması bizim için çok büyük daha bir avantaj. Orada biraz daha sertliğe göz yumdular. Bizde de Drobnjak dışında böyle itiş kakışa pekeler. Her şeyden önce switching mentümen oynadılar. Yani her pozisyonda savunma adam değiştirdi. Adam değiştirdiği anda mutlaka elinde top alan adam karşısında kısa veya uzun birini buldu. Yardımlaşmalar çok iyi geldi. Şu bir gerçek, Asvel yani bileğinin hakkıyla yendi ve çok iyi savunma yaptı. Evet, Halil Üner'le ilgili şimdi playofflar başlıyor. Yani Halil Üner, Murat Didin, rahmetli Aydan Siyavuş, bunlar hiçbir zaman yani bir kenara atılacak antrenörler değildi. Kötü giderken bile öyle bir durum yaratırlar ki bir bakarsınız Fenerbahçe final oynar. Ben Halil'in daha iyi bir kadroyla, daha iyi bir bütçeyle Fenerbahçe'de çok iş yapacağına inanıyorum. Evet, ben şu andaki kadroyu beğeniyorum. Şu anda sadece 3 numaralı pozisyonda oynayan Türk oyuncuların katkısı olması lazım. Hep onu hesaplıyoruz. Yani Türk oyuncuların tamamı 35, yani yabancı oyuncuların dışında Türk oyuncular 35 sayı elde ederlerse ben Fenerbahçe'nin birçok takımın başında olacağını düşünüyorum. Hatta ben hesapladım. 28 sayı bile yetiyor. Evet, zannediyorum ki Efe Aydan telefonda, Tofaş Genel Menajeri. Ve Efe, yolda mısın?
Evet, yoldayım. Nereye nereye gidiyorsun? Konya'ya maça gidiyoruz. Oo! Bol şanslar. İyi yolculuklar. Teşekkürler, sağ olun. Konya'ya da size de bol şanslar. Efe, şimdi son haftaya giriyoruz. Birincilik şansınız az da olsa devam ediyor. Oyak Renault FSP seni Bursa'da yenerse, siz de Konya'da Tofaş'ı yenerseniz, evet, birinci bitireceksiniz. Evet. Ve Efes final oynadığı takdirde Euroleague'de ikinci Türk takımı olma ihtimaliniz de meydana geliyor. Evet. Şimdi takımın durumu nedir playoff öncesi? Onu ilk önce soralım. Tofaş'ın. Tabii Tofaş'ın. Tofaş'ın durumu iyi. Şu anda çok geçtiğimiz son bir ay içerisinde özellikle kupadan elendikten sonra çok yoğun ağır bir antrenman temposu yaptık. Tamamen playoff hazırlanıyoruz. Bu hazırlıklar sürecek. Türkiye Kupası maçlarından sonra da Almanya'ya gideceğiz. Avrupa'dan hazırlık maçları alacağız ve playoff'a öyle başlayacağız. Hı hı. Tabii hedefimiz şampiyon olmak. O yolda çalışıyoruz. Çünkü kuvvetle muhtemeldir ki şu anda Avrupa Ligi'ne bir takım girme ihtimali var biliyorsunuz. Evet. O sebepten dolayı bu yolda şampiyonluktan geçiyor. O bizi de tüm konsantrasyonumuzu bu yönde yolda. Yani bu işin garantisi esasında playoff şampiyonu olmak. Evet. Ama demin de söylediğimiz gibi Efes eğer bir final oynar ya da Euroleague kazanırsa o evet, zaman ikinci Türk takımı da doğru girebilecek. Peki yani bugün biliyorsun FIBA'da toplantı var. Belki bu akşam kesin belli olur bir takım şeyler. Turgay Demirel Münih. Evet, Münih'te. Peki Efe, sen Asfel maçını seyrettin. Efes'in şansını nasıl görüyorsun? Fransa'daki maçta ben Efes Bilsen'i özellikle müdahale pasını hiç beğenmedim. Yani direnç göstermediler pek fazla. Ve bence Azver daha bir galibiyet elde etti. Ama hissiyatım şu ki Efes Bilsen, Azver'de oynayan Efes Bilsen değil. Evet. Efes çok daha iyi bir takım. İstanbul'daki maçı da kazanarak Final Four'a kalacağını umuyorum ben Efes Bilsen'i. Artık bu sefer yeşil beyazları yenemeyecekler yani. Peki Efe, sağ ol. Teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar, bol şanslar. Arkadaşların hepsine çok selam. Selamlar. Evet, kolay gelsin. Şimdi Asfal Efes serisinin kasetini bir girelim, hı-hı, bir hatırlayalım neler oldu. Sonra tekrar birlikte olacağız. Final Four'a kalma mücadelesi veren Efes Bilsen, Fransa'nın Asvel takımıyla ilk maçı İstanbul'da oynadı. Abdi İpekçi Spor Salonu son yılların en muhteşem seyirci topluluğunu ağırlarken, Efes Bilsen, İbrahim ve Mula Omerovic'in dış atışlardan bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü ele geçirdi. Sert savunmasıyla tanınan Asvel'e hakemler rahat faul çalınca, Efes Pilsen zorlanmadan hücum etti ve farkı açarak ilk yarıyı 46-38 önde kapattı. İkinci yarıya da temsilcimiz hızlı girdi ve farkı bir ara 14 sayıya kadar çıkardı. Efes Pilsen'in hızlı hücumlarla bulduğu sayılar tribünleri ayağa kaldırdı. Kutlay topu çaldı, şimdi hızlı hücum şansı. Hidayet Türkoğlu ve smaç geliyor! Hidayet Türkoğlu'nun smaçı. Bir de faul var. Muhteşem bir smaç. Teşekkürler Hidayet. Ancak Asvel savunmasını oturtup Efes Pilsen'in de bu rehavetinden yararlanarak hücumda rahat sayılar bulunca farkı kapatıp öne geçti. Bu dönemde devreye Drobniak girdi ve ard arda bulduğu basketlerle Efes Pilsen'i ateşledi. Maçın sonlarına doğru rahatlayan temsilcimiz karşılaşmadan 93-85 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Fransa'daki ikinci maçta ise her iki takım da farklı görüntüler çizdi. Mula Omerovic'in sürüklediği Efes Pilsen maçı bir süre önde götürdü. İlk devrenin sonlarına doğru Mustafa Sonko ile oyuna ağırlığını koyan Asvel öne geçerek ilk yarıyı 32-31 önde kapattı. İkinci yarıdaysa
Gerek savunmada gerek hücumda çok bocalayan Efes Pilsen rakibinin silahlarını durduramadı. Jim Bilba'nın etkili oyunuyla maçı koparan Asvel bitime doğru adeta şov yapmaya başladı. Karşılaşma 77-60 Fransız ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanınca seride durum 1-1 oldu. Efes Pilsen Asvel'le Perşembe günü Abdülpekçi Spor Salonu'nda saat 19'da bir kez daha karşı karşıya gelecek. Ve bu maçtan galip çıkan takım Final Four'a yükselecek. Evet. Teoman oturun dedi, yoruluyorsunuz, biz de oturduk. Şimdi Euroleague ile ilgili grafikler var, onları girelim. Çok büyük bir sürpriz oldu esasında. Perşembe günü kendi sahasında yenilen Maccabi Tel Aviv gitti Bologna'da Paf'ı yendi ki Bologna'da galip gelmek hakikaten çok büyük bir başarı. Bilmiyorum şimdi maçı seyretmediğimiz için ama Paf Bologna biraz herhalde hafife aldı işi. Şimdi bakalım Euroleague'deki son duruma. Şimdi ilk maçların sonunda Barcelona 3 sayıda kendi sahasında kazandı. Panathinaikos Sibona'yı yendi. Maccabi de kendi sahasında Paf Bologna'yı yenildi ve tabii o Maccabi Elite Paf Bologna'daki 1-0 ters olması lazım. O yanlış yazılmış. Ve evet. Barcelona, Panathinaikos ve Bologna 1-0 öne geçti. Sonra ikinci maçlardan sonra Panathinaikos Final Four'a kalan, daha doğrusu Final Four'a kalmayı garantileyen ilk takım oldu. Deplasmanda 69-63 Sibona'yı yendi. Union Olimpia kendi sahasında 1-1 yaptı durumu. Maccabi de deplasmanda yenerek Paf Bologna'yı, onlar da durumu 1-1 yaptı. Yani yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Maccabi'nin şansı fazla ama Union Olimpia'nın da bence Barcelona vallahi karşısında çok şansı var. Evet. Yani takım olmak, işte onlar da Asvel gibi bir takım. Belki çok büyük oyuncuları yok. Gerçi iki tane çok önemli oyuncusu var. Jasikevičius'la. Yalnız sevgili Milic, basketbol severlerin birçoğu Milic'i tanıyor ama Jasikevičius'u pek fazla tanımıyorlar. Ama Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından bir tanesi. Valla Jasikevičius enteresan bir oyuncu. Şöyle enteresan, Maryland Üniversitesi'nde bizim eskiden işte Fatih Özal vardı, Hüsnü Çakırgil, cezalandırıcı dediğimiz üçlük atışlarıyla alan savunmasından rakibi vazgeçiren bir oyuncuydu. Yalnız inanılmaz hırslı bir oyuncu ve Litvanya'ya döndü. Üniversiteyi bitirdikten sonra oyun kurucu oynamaya başladı. Ve ikinci senesinde Avrupa'nın sayılı oyun kurucularından biri oldu. Litvanya milli takımında da zaman zaman ilk 5 bile oynuyor. Şimdi bir telefon alalım. Alo. Hayrettin Çelik, Antakya. Alo. Merhaba Hayrettin. Merhaba. Nasılsın? İyiyiz, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Alalım sorunu. Size sorum, ben Namotki hayranıyım. Hı hı. Namotki'nin şu andaki durumu acaba nasıl, yani nerede olabilir? Veya biliyor musunuz yani nerede olabilir deyince? Vallahi şimdi Namotki'nin durumu bizim bildiğimiz kadarıyla İtalya'da idmanlara devam ediyor. Ama çıkmaz durumda şu anda. Davası dolayısıyla oynaması mümkün değil hiçbir yerde. Şimdi Efes Pilsen'le o mahkemelik oldu ve İtalya'da benim bildiğim kadarıyla idmanlara devam ediyor. Hatta Darüşşafaka'nın eski koçu Markovski İsveç'te yeni bir takımın başına geldi ve Markovski aynı zamanda Namotski'nin de eski koçu ve onu oraya almak istedi ama dava neticelenene kadar Namotski'nin ben bir şey yapacağını zannetmiyorum. Zaman zaman Makedonya milli takımının maçlarında oynuyor ama son maçta 18-20 dakika oynadı. Ondan bir öncekinde 5 dakika oynamıştı. Yani yavaş yavaş esasında ısınma turlarını atıyor. Alo. Alo. Barış Özbakır, Konya. Merhaba Barış. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ ol, iyi günler. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Barış, maçlara gidiyor musun? Şu anda gidemiyorum. Yarın Tofaş maçına gideceğim. Ben Ağrı'da görev yapıyorum. Daha önce de aramıştım sizi. Ağrı'dan aradım. Öyle mi? Daha önce aramıştım yayınınıza, evet katılmıştım. Tolban gelen konuktu. O zaman bir soru sormuştum. O zaman yanınıza katılmıştım. Şu anda Konya'dayım. Yarın maça gideceğim. Sorum şu. Bir kere programınızı zevkle izliyorum. Sağ ol.
basketbolda Türkiye'yi sevdirdiniz. Fakat ikincilik neden ağırlık vermiyorsunuz? İkincilikle ilgili haberleri neden yayınlamıyorsunuz? Ben onu öğrenecektim. Tamam, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi yayınlar Barış. İstersen şimdi, buna ben cevap vereyim. Evet, çünkü fanatik baskette de zaman zaman sen aynı sorularla karşılaşıyorsun. Şimdi ikincilikte tabii ki çok önem vermek istiyorum. Zaman zaman da röportajlar yapıyoruz. Ancak ikincilik sadece acaba bizim Murat'la birlikte olan ilgisizliğimiz mi? Yoksa federasyonun mesela bütün oyuncuların istatistiklerini istiyoruz. Ben şu anda keşke federasyonda ilgili arkadaşlarla temas kurabilsek de en kısa zamanda onlardan da cevap almak istiyorum. Bugün Kemal Dinçer'de istedik. Şu anda ikinci ligin istatistikleri birinci lig gibi hiçbir şekilde tutulduğuna inanmıyorum. Çünkü hiçbir şekilde bize ulaşmıyor. Hiçbir ikinci lig takımının idarecisi, yöneticisi bize yardımcı olmuyor. Hiçbir şekilde resim yollamıyor. Artı maçlarına ulaşamıyoruz. Programlar bile zor elimize geçiyor. Onun için ikinci lig zaten herkes tarafından itilen, bir kenara fazla ilgi gösterilmeyen bir lig durumunda. Dolayısıyla en büyük sıkıntımız da bu. Biz tek başımıza fazla temas, ilgi gösteremiyoruz. Bugün mesela birçok yerde ikinci lig maçı var. Onların programı bile doğru düzgün elimize geçmedi. Yalnız haftaya asiste ikinci ligle ilgili bir haberimiz, bir playofflarıyla ilgili bir kasetimiz olacak. Onu da size söyleyeyim ama yani zaten Fransa'yı, İtalya'yı, İspanya'yı bizden ayıran en önemli faktör bence onların ikinci ligi, birinci lig kadar olmasa da gayet çekişmeli, kaliteli bir lig. Yunanistan'da ikinci lig biraz zayıf. Bizimki de yani yok denecek gibi. Çünkü maalesef birinci ligde olmayan takımlar ikinci ligde hiçbir zaman yeterince yatırım yapmıyor. Şu anda küme düşme konusuyla ilgili çok büyük çalışmalarımız var. Teknik Üniversite ve Oyak Renault küme düştü. Biz bu takımlar düşmesin diye büyük çaba sarf ediyoruz. Bunun bir tek nedeni var. Oyak Renault ve Teknik Üniversite taraftar değiliz ama basketbola köklü yatırım yapan ve seneye daha da iyi yatırım yapan. Basketbola yatırım yapan her takımın taraftarıyım. Yani özel bir taraftar değiliz ama bütün mesele şu. Oyak Renault ve Teknik Üniversite gibi ekol olmuş kulüplerin kümede kalmasını bütün kalbimizle istiyoruz. Bu konuda da sevgili Kemal Dinçer'le görüştük bugün. Nisan ayında yapılacak toplantıda karar verileceğini, çünkü federasyonu sıkıştırmak yerine kamuoyu oluşturup onlara en azından etki etmemiz gerekli. Çünkü bu iş hep kamuoyuyla oluşacak. Tabii. Çünkü federasyon geçen sene 14 oldu dedik. Bu sene 16 dedi. Yani biz federasyonun vereceği kararlara, sağlıklı deneme yanılma metoduyla verecekleri kararlara saygı göstermemiz lazım. Biz ama yine de 16 takımda ısrar ediyoruz. Ya ben 16, 18, 20 olsun diyorum ama tabii. Belli bir yeni takımların, şu andaki mevcut takımların dışında gelecek yeni takımların hepsinin İstanbul dışı olması gerektiğine tabii inanıyorum. Anadolu'ya basketbolu yaymak için. Evet, bir telefon daha alalım. Alo. Alo. Bayram Berk, İstanbul. Merhaba Bayram. Merhaba Murat abi. Nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Öncelikle geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sorum ikinize de olacaktı. Basketbol salonunun yetersizliği hakkında. Efes Pilsen Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu oynuyor şu anda. Final Four'a katılmak için. Ama salonu yok. Bunun nedenlerini soracaktım. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol. Yani o kadar güzel bir konuya değindi ki Bayram, bizim her zaman dile getirdiğimiz şey, şimdi asfalt salonunu gördük. Yani en çok güzel. Yani heyecanlandım ayaklar. Kalk. Benim de belim tuttu. Sevgili basketbol severler. Maç bitti, asfalt maçı ve yavaş yavaş salonu terk ediyoruz. Bize maçtan önce geldiler. Dediler ki maçtan sonra kokteylimiz var. Gelir misiniz dediler. Maçtan çıktıktan sonra zemin katın devamında 3000 tane asfalli, 3000 tane asfaltin taraftarı, üyesi, yöneticisi, herkes pırıl pırıl, bayanlar, erkekler, hepsi ve inanılmaz güzel bir kokteyl ve inanılmaz bir salon. Aynı salonun içinde bir tribün yeşil, bir tribün beyaz, bütün şampiyonlukların bayrakları ve salonun içinde Lyon çok büyük bir şehir değil ama değil. Bütün bunlara rağmen artı Lyon'un bu banliyosu, yani Bakırköy gibi bir banliyosu. Hayır, zaten şehir Lyon değil, Villaban yani diye. Kartal, İstanbul ya evet, da ne Bakırköy bileyim Bahçeşehir gibi. İstanbul. Bahçeşehir evet. Bütün mesele şu. Salonu gördüğümüz zaman salonun içindeki restoranlar, kafeteryalar, oyun salonları o kadar keyifli ki. Yani öyle bir güzel salon yapılmış ki salonun içine gelen maçı da seyrediyor, çocuğu eğleniyor, her türlü yemeğini yiyor ve her türlü
eğlenceden veya aktiviteden istifade ediyor ve kendi kendine sponsor olduğunu yapıyor. Takım seyircisiyle bütünleşiyor. O çok önemli. Yani bugün Asfer bu kadar iyi bir takım olmasa, ne bileyim işte Fransa Ligi'nin ortalarında yer alan bir takımı olsa yine aynı seyirciyi toplar diye düşünüyorum. Her şeyle. Mesela Amigos'u var. Katiyen yani, şaklabanlık yapmadan düşünebiliyor musun? Sevgili Ahmet Kurt bana hayır, Amigo dediğinde ceketli, gravatlı bir adamdı yani. Ve Ahmet, sevgili Ahmet Kurt, sen o sırada baygın yatıyordun. Ahmet anlattı bana. Yani seyirciye dönüp aynen böyle. Sevgili seyirciler, sevgili konuklar. Hani delikanlı, asbelli ayağa kalksın, şöyle değil. Böyle böyle yok. Dedi ki size bir dakika ihtiyacım var. Ellerinizi hazırlayın. Çünkü bu gençler, bu sporcularımız sizin alkışlarınızla bugün galip gelmek istiyor dedi. İşte bu kadar güzel. Bir Carmine Burnay'ı seyreder gibi bütün herkes ayağa kalktı ve alkışladı. Tabii Ahmet'in Fransızcası olduğu için anlandı. Ben anlamamıştım ne yapıyor diye, ama çok güzel bir organizasyondu. Bir telefon daha alalım. Alo. Alo. Onur Vural, Ankara. Merhaba evet. Onur. Ben 12 yaşındayım. Ankara'dan arıyorum. Güzel. Sorum şu olacaktı. Evet. Şimdi bu FSB'de Ergin Ataman bence kullanmaktan korkuyor. Sizin bu konudaki fikirlerinizi alacaktım. Kimi kullanmaktan korkuyor? Ya bencini. Ha bencini, tamam. Aha, bir de bence Reid'in transferi biraz yanlış. Bunun da heyecanlanma, sakin ol, sakin ol. Yani bunun da sizin fikirlerinizi alacağım. Bana göre yanlış, size göre hani Reid'in transferi. Tamam. Çok teşekkür ederiz Onurcuğum. Evet. Teşekkürler Onur. Evet, 14'ten 13'e düştü. Ya bence bence kullanmaktan korkuyor, bilmiyorum yani. Sonuçta vallahi FSB senin başına head coach olmuş. Karşıyaka'da ve Telekom'da kendini ispat etmiş ki Ergin'i yani. Ben ilk basketbola başladığı günden bu yana tanırım. Bir kere korkak bir insan değildir, bu bir. İki, ne yaptığını çok iyi bilen insandır. Bu takımda Arda kendi ağzından ifade ediyor. Gelecekte İbrahim Kutlay neyse Arda'da o olacaktır diyor. Ama şu anda fazla detaya gitmeden net bir şekilde bir yerlere oynamak istiyor. O onun tercihi. Başarılı olunca başımızın tacı, başarısız olunca da eleştireceğiz. Eleştiri ama gelecek. Kerim Ritt konusunda hepimiz zaten yaptık eleştirmeyi. Ya zaten evet, o tartışılmıyor artık. Yani tabii. Türkiye'de Kerim Ritt'in iyi veya kötü bir transfer tabii. olduğunu. Yalnız dikkat et, Winslow ve Kerim Ritt konusunda bugüne kadar kimse eleştiri getirmiyordu. İşler kötü gidince hemen ortaya çıktı planlar. Ama yani bence yani hemen bir oyuncu transferi olduğu zaman eleştirmek yanlış. Tabii. Çünkü adamın kafasındaki, antrenörün kafasındaki o oyuncudan beklentileri biz tam olarak bilmediğimiz için uyuşturucu sorunu olur, kişilik sorunu olur. Ona bir şey demiyorum. Mesela Lloyd Daniels'ı Galatasaray'a aldığında ben çok eleştirmiştim. Hatta sevgili Doğan'la biraz ters düşmüştük ama yani ben biliyordum ki Lloyd Daniels'ın sezonun sonunu getiremeyeceğini Galatasaray'da. Ama onun dışında yani oyunculuk olarak bence eleştirmek, biraz beklemek lazım. Alalım mı bir telefonda? 10 tane. 10 tane mi alalım? Aynı anda nasıl alacağız? Tamer Egemengül. Evet. Merhaba Tamer. Edirne'den. Merhaba. Edirne'den arıyorum. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım ben. Öncelikle hepinize iyi günler diliyorum. Ben baştan İsmet abiye soru soracağım. Tabii. Musa abinin en iyi basketbol yönetmeni olduğunu biliyorum. Ve NBA'lik gibi ekran üzerindeki çizimler, işte oyuncuların genişlikleri maç öncesi ve içinde neden verilmiyor? Bir de Hidayet abinin Asfer maçındaki smaçının posterini istiyordum. NBA'de Tyrone Lue adlı bir üstahta oynayan bir oyuncu vardı. Bunun senden yani nasıl bir oyuncu... Tamer bir saniye. Ya, bir dakika evet. Bir dakika, zamanı da durdururuz gerekirse. Amerikalı oyuncunun ismini duyamadık. Tyrone Lue. Üstahta oynuyordu sanırım. Tyrone Lue, ya, evet. Nebraska Üniversitesi mezunu. Evet. Oyun kurucu, ben bu oyuncu hakkında bir bilgi almak istiyorum Murat abi senden. Tamam. Ve Richard Hamilton adlı bir oyuncu vardı. NCAA'de ben çok iyi takip ediyordum. Bu oyuncu da NBA'den aldı. Son onu duymadık onu Tamer ya. Çok heyecanlı konuşma, sakin sakin. Söyle NCAA'deki oyuncuyu. Richard Hamilton.
Richard Hamilton. Yalnız Tamer, bu akşam seyredeceksin değil mi? Evet, tabii ki. Tabii, böyle inanılmaz bir yoğun program var elimizde. NCAA'nin en güzel maçlarını biraz geç de olsa... Evet, Selun bağlayıp sabaha kadar maç maç anlatacağız. Ben zaten daha önceden seyretmiştim, uydular ya. Onun için seyretmiştim daha önceden bazı maçları, playoff öncesi maçlarını. Evet. Şimdi onlar çıkınca daha iyi oldu. Tamam, hiç merak etmeyin. Bu hafta NCAA konusunda inanılmaz maçlar sunacağız sizlere. Posteri de unutmayalım Hüsat abi. Tamam. Şimdi Richard Hamilton, Connecticut da oynuyordu geçen sene, biliyorsunuz. Connecticut NCAA şampiyonu oldu. Bu sene erken profesyonel oldu. Connecticut ikinci turda elendi. Richard Hamilton'ın önemi o kadar büyüktü. Biraz zayıf NBA için ama anladığım kadarıyla özel hoca tutmuşlar ve güçlendirmeye çalışıyorlar. Güçlendiği takdirde NBA'nin önemli iki numaralarından olabilir. Bir de üniversitede 3 oynuyordu. Ama NBA'de 2 oynayacak. Utah'taki. Ha, LaRue valla o bir sürpriz oldu. Nebraska çünkü basketboluyla tanınmış bir üniversite takımı değil. Futbolu çok önemlidir Nebraska'nın, Amerikan futbolu. Geçen sene galiba ya da belki sene ilk kez NBA'ye girdi. Fazla oynanması beklemiyordu. Şans yakaladı ve iyi değerlendirdi şansı. Bana gelince bana posterler meselesini söyledi. İbrahim de dahil Türkiye'deki bütün oyuncuların posterlerini vermek benim için gurur kaynağı. Ama bazı şeyleri bekliyorum işte. İnşallah Selanik öncesi onlarla çok detaylı bir sürpriz İnşallah. Poster hazırlığı içindeyiz. Yalnız Musa ile ilgili bir şey söylemişti. Vallahi çok iyi yönetmen olduğunu söyledi ama öbür bölümü niye vermediler? Mesela şimdi enteresan bir şeyde Asbel'de soyunma odasında maçtan önce, maçtan sonra dakikalarca görüntüler elde ediyorlar, sohbetler ediyorlar. Hazırlanırken taktik tahtasında koçla konuşuluyor. Yani seyirci hazırlanıyor. Maçtan sonra yaşanıyor. Sevgili Çetin Çeki, biliyorsunuz İngiltere'de basketbol çok kötü durumda. Yani zayıf bir lig oynanıyor ama İngilizlerin bir basketbol yayını var. 20 dakika maç öncesi program, devre arası program, maç sonu program. Yani biz daha oralara gelemedik. İnşallah geleceğiz ama Asvel'deki o maç sonrası soyunma odasına kamerayı sokup oradan yapılan röportajlar Fransızca bilmememe rağmen hakikaten çok şıktı. Şimdi Saporta'yla Koracı grafiklerini çünkü Türk Telekom'u eleyen Limoges alacak gibi kupayı. Şimdi Saporta'da Zadar 75-70 AEK'yı yendi. Elenecek belki ama Lietuvos'un kendi sahasında Kinder'i 10 sayıyla yenmesi bence tek takımlı bir lig olarak tanınan Litvanya Ligi için çok önemli bir başarı. Kinder gibi bir takımı 10 sayıyla yenmek kolay değil. Şimdi Bologna'da o işler çok değişir. Bir de tabii onların fazla Litvanya takımı fazla bir Avrupa birikimi yok. Yani oraya gittiği zaman Bologna cehenneminden çıkmak kolay değil yani. Yani biraz tecrübe gerekiyor. Ama 10 sayı da az değil yani. İyi iyi, çok iyi işte. Zadar da yani 5 sayı, bilmiyorum. AYK çok iyi takım. Yani şöyle çok iyi takım. Göze hoş gelen bir basketbol oynamıyor. Bobby'den şimdi ama inanılmaz disiplinli bir basketbol. Nasıl oluyor. Zadar'da Dino Radja gibi gerçekten Komazek. Avrupa Komazek gibi Avrupa'nın en iyi oyuncularından NBA kariyerli, ikisi de NBA'de gitti. Ama diğer takımda da özellikle NBA'deki scoutların çok iyi takip ettiği bir kere her şey önce Shakalidis var. Rus asıllı fakat Yunan pasaportlu, çok iri yarı, çok iyi savaşan bir oyuncu. Ve Bobby var. Dolayısıyla yani Mursep var. Mursep ki Martin var. Mursep de NBA'de oynadı. Türkiye'ye geliyordu az daha ve iyi bir takım. Evet, geçen sene Maccabi ile bir şey oldu. Biri alıyordu onu ama evet. Çok önemli bir oyuncu. Koraç'ta da yani bunu her gördüğümde üzülüyorum valla. Gerçi Unicaja da Galatasaray ile elemişti. Yani demek Galatasaray ve, Telekom. Yani biraz dikkat, biraz şans, biraz maddi sıkıntı Galatasaray olmasa Galatasaray Telekom olabilirdi. Galatasaray Telekom olabilirdi ama ne diyorsun? 22 sayı bence çok önemli bir avantaj. Evet. Çünkü Limoges'da kupalarda tecrübeli bir takım.
Yani Unique 22 sayılık farkı kapatabilir mi kendi sahasında? Ama ben Limoges'u çok beğeniyorum. Bir kere Limoges'un her mevkide çok iyi oyuncuları var. Aslında Koraç Kupası'na kalacak bir takım değil. Euroleague'de bile iyi bir yabancıyla çok başarılı zaten olur. Zaten şu anda Fransa Ligi'nde Pau, Orthez, Asvel ve Limoges. Yani başka takım yok. Yani Euroleague'de oynayabilecek kapasitede bir takım. Ben Limoges alır diyorum bu da kupayı. Telefon alalım mı? Evet. Alo. Alo. Bugün Merve Karakaya. Hasret evet. Giderelim bugün. Fazla fazla. Merhaba Merve, Gebze'den arıyorsun. Evet. Hemen alalım sorunu. Ben 2001'de Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın Türkiye'de oynanması planlanıyor. Ve bunun için de gereken salonların da Mayıs'a kadar FIBA'ya bildirilmesi gerektiğini gazetelerden okuyoruz. Ama şu ana kadar da hiçbir gelişme yok. Yani gazetelerde öyle bir şey yok. Sizin acaba bu konudaki düşüncelerinizi alacaktım. Bir de FSPS'nin bu son maçta 17 sayı gibi büyük bir farkla yenilmesi bizi gerçekten çok üzüyor. Bunun nedeni acaba sizce ne olabilir? Bir de İsmet abi, ben senin şapkalarını çok seviyorum. Acaba Murat abiyle imzalayıp bir tanesini yollayabilir misiniz diyecektim. Yollarız. Yapma. Sağ ol Merve. İyi günler. İyi günler Merve. Şimdi Fransa'da Interpol'de çalışan iki Türk arkadaş Okan'la Günhan galiba bize birer Interpol şapkası hediye etti. Yani onu taktığım zaman da havamdan geçiriyor ama istiyorsan belki onun bir tanesini imzalayıp yollarız. Yaparız. Yalnız çok güzel bir konuya değindi. Bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Ben federasyonun özellikle bu konuda çok iyi çalıştığını biliyorum. Yalnız Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden ve bakanlıktan çok fazla yardım gördüklerine inanmıyorum. Artı bu konuda bu bir milli bir dava olduğu için yalnız belediyenin bile çok azalıyor. Evet ya. Belediyenin de kolları sıvaması lazım. Geçen gün Abdü İpekçi'nin arka sahasından çıkmak başlı başına bir neden oldu ve gerçekten çamur içinde bir yer. Oraların bir an evvel kurutulup bir an evvel bir takım şeylerin yapılması lazım. Ama ben bunların hepsinin üstesinden gelineceğine inanıyorum. Nasıl Akdeniz Olimpiyatlarında rahmetli Turgut Atakol kolları sıvamıştı ve Avrupa'nın en iyi organizasyonu. Türk'ün yapamayacağı şey yoktur. Ama biz biraz böyle bıçak kemiğe dayanana kadar hafiften alıyoruz inşallah. Sen atasözlerini falan çok iyi biliyorsun. İlerlettim. Şimdi telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım ve kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizleri aramaya devam edin. Yalnız öyle şut mu? Demin 10 tane soktum. Ama sen oraya gittin, benim şeyim bozuldu. İsmet abi gel böyle. Programın gel. Sonuna Allah kadar böyle kal. Böyle gel ya. Ya artık vermiyorum. Abi hep böyle olur ya. Reklamda 10 tane sokarım, ondan sonra şey. Şimdi bir telefon daha alalım hemen. Alo.
Merhaba. Merhaba ben Koray. Ben İzmir'den arıyorum. Evet. Siz basketbolun misyonerleriyle telefonda da olsa karşılaşmak oldukça heyecanlı ve keyif verici. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben daha çok bugünkü klasik konu hakkında sanırım konuşmak isteyeceğim. Özellikle önce bir şey belirteyim. Fast Break ve Süper Basket'in hala özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Her ay yani keşke elinden çıksa diye gazete bayilerine bakıyoruz ama maalesef hayal kırıklığı. Ben FSBS'nin son Asfel maçında özellikle zone press'e, tam sağ zone press'e çok geç başladığını düşünüyorum. Yani 5. dakikalarda 10 sayı gibi bir fark varken, yapılması gerekirken 1,5 dakika kala başlanmasını hata gibi görüyorum. Bir de Hidayet yeterince agresif hücum etmiyor, özellikle birebirlerde eksik geliyor bana. Birilerinin Hidayet'e bunu hatırlatması lazım, önemli olduğunu hatırlatması lazım diye düşünüyorum. Bir de Reha Erus'un Fanatik Basket'te sene başından beri yazdığı Mulemovic'in istikrarsızlık riskiyle ilgili olarak acaba bunlar biraz gerçek mi oluyor gibisinden düşündürüyor. Sizler ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Koraycığım çok teşekkür ederim. İzmir'e çok selam. Basketbol kültürüyle donanmış evet. Dostları görünce çok mutlu oluyorum. İnşallah dergi de çıkar. İnşallah basketbol yayınları da çoğalır. Tabii ki bunların basketbolda elde edilecek başarılarla da paralel olduğunu belirtelim. Ama yani şimdi basketbolda hiçbir başarısı olmayan ülkelerin bile 2-3 tane evet. Basketbol dergisi var. Bence bu işler bizde biraz bu reklam verenlerin, evet. Bu reklam şirketlerinin ne bileyim basketbola bakış açısı. Yani bir futboldur gidiyor. Bugün Türkiye'deki basketbol başarıları Avrupa'da 3-4 ülkede ya var ya yok. Ama dergimiz bunun en büyük belirgin örneği FIBA'nın 7,5 milyon dolar televizyon payı, ki ilk defa FIBA el koydu. 7,5 milyon dolar Atina'ya, Yunanistan'a dedi. Geri kalanını dedi. Yani geri kalan pay, pastadan en büyük pay 2,5 milyon dolarla Türkiye'ye dedi. Onun dışında Birinci Yunanistan, ikinci Türkiye dedi ki Avrupa'da demek ki biz ikinciliğe çıkıyoruz bu pastada payı paylaşmakta. Bu da bizim için onur verici. İnşallah bu yayınlarımız da çoğalır. Şimdi prese geç başladık ama bence Ergin takımın ne kadar yorgun olduğunun da farkında. Bu yine kadro derinliğine geliyor. Bir de şimdi bir yerden sonra da son maçı düşünmeye başlamak gerekiyor. Bunun en güzel örneği Bönyö hemen maç biraz garanti gibi olur olmaz yedekleri sahaya sürmeye bence başladı. Bence maçın en kritik anı ilk yarının ortalarında 4 tane as oyuncusunu çıkarıp bir tek Mustafa Sonko bıraktı. Geri kalan 4 oyuncu işte. O biz arada de öndeydik 1-2 sayı falan. 5 sayı öndeydik. Orada koparabilirdik. Orada açamadık farkı. Artık şimdi dananın kuyruğu perşembe günü kopacak. İnşallah lehimiz olur. Başka ne vardı? Bununla ilgili. Hayır, bir şeyler daha söyledi. Hatırlıyor musunuz? Mulomerovic. Ne dedi Mulomerovic? Evet, Reha Erus'un yazdığı konular acaba gerçekleşmiyor mu? Sezon sonunda bir performans düşüklüğü yaşıyor mu acaba dedi. Ha. Ama bu takım halinde tüm üzerinde var böyle bir şey. Yani ha? Değil mi? Hayır. Şimdi Teoman bir şey söylüyor. 3,5 dakikalık kaset dedi. Ben de 3,5 dakikalık kaset ne var? Ya bugün şimdi Vlahovic vallahi bence Vlahovic yine fena oynamıyor. Buradaki maçta da çok başarılıydı. Oradaki maçta ilk yarı iyiydi. İkinci yarı onun da pili bitti. Tabii. Yani Vlahovic bence tam bir point guard olmadığı için, yani şöyle Jasikevičius gibi sonradan olma point guard, zaman zaman zorlanıyor ama yani bu sene hakikaten özellikle son iki bence maçta önemli kilit noktada rebound alıp fast break atmak. Çünkü fast break atmadan takımın galip gelmesi fast break atamadığın zaman Hidayet'in smaçları gelmiyor. Hidayet İbrahim'in havaya şutları. Girmiyor. İbrahim şut bulamıyor. Tabii. Fast break Efes'in çok önemli bir silahı yani. Mutlaka onları atmak lazım. Evet, şimdi 3,5 dakikalık bir kasetimiz var. Sürpriz bir kaset bu. Sevgili Devrim hazırlamış evet. Bunu Erbil'le beraber. Bu basketbol tarihinin en önemli maçlarından biri. Şimdi hep birlikte izleyelim bakalım hatırlayabilecek misiniz? 1972 Münih Olimpiyatları. Basketbolda dereceye giren takımlara madalyaları takılıyor. Ancak kürsünün ikinci basamağı boş.
Gümüş madalya kazanan Birleşik Amerika takımı seremoniye çıkmıyor. Nedeni final maçında yaşanan ve bugün bile tartışılan olaylar. İşte basketbol tarihindeki bu unutulmaz final maçının hikayesi. Tam 63 maçtır yenilmeyen Birleşik Amerika takımı olimpiyat finalinde Sovyetler Birliği karşısında. Soğuk savaşın en sıcak günlerinde bu iki takımın birbirine rakip olması dünyanın da gözünü potolara çevirmiş durumda. Rakipsizliğin getirdiği rahatlıkla maça başlıyor Birleşik Amerika takımı. Ancak yıllardır birlikte oynayan oyunculardan kurulu makina gibi işleyen bir Sovyetler Birliği buluyor karşısında. İlk yarı 26-21 Sovyetler Birliği'nin üstünlüğüyle sona eriyor. Bu da Amerikalılara altın madalyanın o kadar da kolay elde edilmeyeceğini gösteriyor. İkinci yarıdaysa Birleşik Amerika maçı asılıyor. Ancak disiplinli Sovyet oyuncular maçtan kopmuyor ve son dakikaya giriliyor. Douglas Collins bitime 3 saniye kala 2 serbest atışı sayıya çeviriyor ve skor Birleşik Amerika'nın lehine 50-49 oluyor. Topu oyuna sokan Sovyetlerin mola isteği hakemler tarafından geç fark edildiği için oyun duruyor. Bu arada süre işliyor. Sonra top yeniden oyuna sokuluyor. Kötü bir pas ve maçın sonu. Amerikalılar seviniyor. Ancak her şey yeniden değişiyor. Sürenin ayarlanmadığı sonradan fark ediliyor ve hakemlere iletiliyor. Scoreboard yeniden ayarlanıyor ve maç kaldığı yerden devam ediyor. Ivan Nedeşko bu kez uzun bir pasla Alexander Belov'u görüyor. Belov iki Amerikalıyı oyundan düşürüyor ve son saniyede Sovyetler Birliği'ne olimpiyat şampiyonluğunu getiren basketi kazandırıyor. İşin bir başka ilginç yanı daha var. Sovyetler Birliği'ne bu tarihi altın madalyayı kazandıran Alexander Belov, ülkesine kot pantolon sokmak suçundan girdiği cezaevinde 1976 yılında hayata gözlerini yumuyor. Yüzünden adam böyle. Abi smaç bekliyordu herhalde Ruslar, ne bileyim. Yani kot pantolon sokmaktan. Yalnız ben Amerika'daydım bu olduğunda ve Amerika'da yer yerinden oynadı ve resmen yani satış olarak maçı şey değerlendirdiler. Çünkü çok ilginç, maç bitmiş, herkes sahada, yani sonra geri al. Yani çok önemli bir maçtı çünkü ilk defa Amerika'nın yenilebileceği mesajı verilmişti ama şimdi tabii NBA oyuncuları falan da olimpiyatlara devreye girince Amerika'yı yenmek yine zorlaştı. Bir telefon alalım. Süremiz de azalıyor. Bugün biraz kısaymış programımız. Yiğit Yeni Hayat. Evet Yiğit, merhaba. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Hemen alalım sorunu. Önce ben Mat abi sana geçmiş olsun diyorum. Sağ ol. Ben ülkeye son transferle ilgili bir soru soracağım. Zidek bence iyi bir transfer fakat yani o kadar yeterli değil. Bence Ülkay Barcelona'nın sahip olduğu hareketli bir uzuna sahip olmalı. Sizce Zidek nasıl bir oyuncu? Yeterli mi sizce Ülkay'a? Bir de Ülkay'ın son durumuyla sizin ve kulağınız delikti. Yapacağı transferler var mı? Onunla ilgili bazı bilgiler öğrenmek istiyorum. Bu kadar. Teşekkürler. Çok mersi. İyi günler. Barcelona'nın hareketli uzunları gibi. Evet. Yani şey Francisco Elson. Valla şimdi bu uzun meselesi biraz şey, hareketli olunca ince oluyorlar. Kalın olunca yavaş işte oluyorlar. Beğenilmiyorlar.
Yani bilmiyorum, ben ikisini bir şekilde birleştirmek gerektiğine inanıyorum. Zidane bir kere her şey önce bu kadar şutör olabileceğini düşünüyor muydun? Yani bu Zidane kadar... UCLA'de de arada sırada böyle atıyordu ama o UCLA takımlarında o kadar çok atıcı vardı ki ona hammallık yapmak düşüyordu. Yani geçen sene Zalgiris'teyken de ben hatırlıyorum anlattığınız birkaç maçta bir tane iki tane ama işte belki de Murat Didi'nin sistemi biraz ona uyuyor. Tabii. Match-up'ta bizim anlattığımız Fener maçında 7-8 tane üçlük kullandı. Şimdi şöyle 3 saniye içinde inanılmaz pivot hareketleri, fundamentalları çok gelişmiş değil. Yok. Ama bence Ülker'in çok işine yarayacak. Ama kalın savunmada gayretli. Bir kere savunmada, rebound alıyor. Savunmada bir kere son derece iyi. Yani onun yanına seçilecek ikinci uzun onu onun eksiklerini giderebilirse. Top kesebilecek. Zıp zıp oynayacak. Top kesecek. 4 numaradan şut atacak. Bir de bu yüksek posta çıkıp ona top indirdiği zaman sırtı dönük iyi oynayan bir ikinci uzunla Zidek faydalı olabilir. Ben bu kadar iyi oynayacağını da bu kadar çabuk beklemiyordum açıkçası. Çünkü ne de olsa bir 10-15 gün hiç oynamadı ve sezon ortası transferler genelde bir psikolojik sorun da yaşarlar. Ama zannediyorum ki beklediğimizden iyi çıktı İyiyim. Şimdilik. Evet, şimdi yeni transferlerle ilgili de şu anda zaten herhangi bir çalışmaları olamaz. Çünkü lig şu anda playofflar başlıyor. Tabii. Yani öyle bir şey açıklamadılar. Açıklamalar da uygun değil zaten. Değil, evet. Bir telefon daha alalım. Serkan Uylaş, Ankara. Evet, iyi günler. Merhaba Serkan. Merhaba. Öncelikle oradaki herkese hürmetlerimi sunuyorum. Sağ ol. Sine Beş ailesine spora verdiği hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Ben Telekom'daki ve Efes'teki yeni yabancıların niye getirildiğini anlayamıyorum. Ercüment abiye sordum, cevabını alamadım. Acaba siz söyleyebilir misiniz? Ve de İbrahim Kutlay ve Hidayet, ben NBA'ye gideceğine inanıyordum. Ama bu Aksel maçında hücumda etkisiz kaldılar. NBA'de ne yapacaklar acaba? Gitseler eğer. Gidemeyecekler bence. Teşekkürler. Sağ ol Serkan, iyi günler. Kameramanlarımızı da selamıyorlar. Muzo'ya bak. Ama bir şey yani. Daha söyleyeyim. Yani bizim ekibimiz biraz önce bizi de uyardılar. Sevgili Musa dahil olmak üzere kameraman arkadaşlarla 7 senedir aile gibiyiz. Ve basketbolu çok iyi biliyorlar ve çok iyi takip ediyorlar. Tarihi bir anıt gibi duruyor kamerayla. Evet. Hafif Galatasaraylıdır biliyorsun. İşte meşhur. Şimdi... Telekom'un hangi transferi? O yeni gelen. Evet. Yani. O gitti zaten. Ama yani Ercü'nün cevap vermediği bir olayda veya çekimser olduğu bir olayda bizim yorum yapmamız son derece yanlış. Zaten ben oyuncuyu doğru dürüst görmedim bile. Hayır, bir de orada enteresan şey, benim ilgimi çeken sezon başında Telekom onu getirdi, denedi ve beğenmeyip geri yolladı. Yani sezon ortasında niye getirdiğini biz de anlamadık. Öbür yeni transferler Efes'in yeni transferleri. Onları işte zaten konuştuk. Başka bir şey var mıydı? Galiba telefon varsa telefon. Telefon alacağız. Çok. Ha, İbrahim'le Hidayet. Şimdi 4 kişi birden sunuyoruz işte. Ben bir de vallahi siz de buraya gelin. Şimdi ama çok sağ olsunlar. Bugün hakikaten yardıma ihtiyacımız var. Kafalar pek yerinde değil. Valla şimdi Hidayet için ben görüşüm değişmedi. Yani Hidayet'in eksiği çok ama inanılmaz bir yetenek. Yaşı da genç olduğu için belki Krilenko gibi bir takım onu draft edip 2-3 sene daha Türkiye'de pişmesini bekleyebilir. Zaman zaman inanılmaz hareketler yapıyor ama sen de demin söylediğin gibi çok kopuk oynuyor. İbrahim'in yaşı 26. İbrahim'in pozisyonu 3. NBA'de oynayacağı pozisyonu 2. İbrahim çok çabuk bir oyuncu değil. Ve 2'de de 1 ve 2 pozisyonlarında da NBA'de inanılmaz çabuk oyuncular var. Yani 26 yaşına gelmiş ve yani çok büyük fizik özellikleri olmayan bir oyuncunun NBA'de oynaması çok kolay değil. Ha, ama İbrahim yani Avrupa'nın sayılı şütörlerinden, bu son maça bakmayın. O belki bir kapı aralayabilir onun için ama ben yani Hidayet'in daha fazla bir şansı olduğuna inanıyorum. Yalnız Hidayet'in de hala çok eksiği olduğunu bilmesi gerekir. Ona göre de çalışması gerekir. Yani Hidayet bir kere ekstradan çalışması lazım. Tabii. Bir kere savunmada ayaklarını güçlendirmesi lazım. O kopukluğu, zinciri tamamlaması lazım. Alo.
Yalnız Hidayet'le ilgili en olumlu şey, NBA'de basketbol çok hızlı oynanıyor. O da hızlı oyunda çok başarılı. Seyfettin Ereker, Trabzon. İyi merhaba günler, Seyfettin. Trabzon'a sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Biz de Trabzon'a sevgiler yolluyoruz. Teşekkür ederiz. İsmet abi, ben günlerden beri arıyorum. Telefonunu sürekli çaldırıyorum. Bu 286-45-90. Deli oldum bu numarayı çevireceğim diye. Biz Efes aşığı insanlarız. Trabzon'da yüzlerce, belki binlerce Efes hayranı var ve biz grup olarak Selanik'e gitmeyi de düşünüyoruz Efes'le beraber. Ama hiçbir organizasyon sesi çıkmıyor bir yerden. Biz Efes'in geçeceğine de inanıyoruz turu. Hiçbir tereddüdümüz yok. Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Bir, siz nasıl görüyorsunuz Efes'in şansını Final Four için? Tabii çok klasik oldu bu. Hop. Bağlantı koptu galiba. 286 nerenin numarası? Bu numaralar. Ha, burası ama evet. Bizi burada zor buluruz. Burada gazeteden arabalar şimdi lazım. FSP sen gerekli organizasyonu yapacak. Çünkü yapacak ama geçmeden bunu... Hayır ama ilk önce turu geçmesi lazım. Onu diyorum yani. Efes Tur da bu işin içinde olacak. Seyfettin hiç merak etmesin. Yeter ki Perşembe günü biz turu geçelim. Ondan sonra herhalde Selanik'e bir 5000-6000, yani gerçi yani Türkiye'de basketbolu kimse izlemiyor gibi bir imaj yaratılıyor zaman zaman ama herhalde bir 5000-6000 Türk olacak minimum. Bir kere her şey önce FIBA'dan yer ayırtmak lazım. Tribünde yerler belli çünkü daha önceden belli ediliyor. İlk defa bir Türk takımı inşallah katılacak. Ona göre bakalım nasıl bir yer verecekler, kaç kişilik yer verecekler, talep kaç kişi olacak, bunların organizasyonu. Ama benim hoşuma giden şey şu: Türkiye'nin her yöresinde basketbol olacak ve basketbol olmalı diyorum. Tabii ki FSB seni tutacak, tabii ki FSB seni destekleyecek ama Trabzon'un kendi bünyesinden çıkmış ama dışarıdan da transferler yaparak, niçin Trabzon'un bir basketbol takımı yok? Orada o muhteşem Samsun, Trabzon. Samsun'da basketbol her zaman var. Orada forma da giydim. Ama, yakın bir gelecekte olacak. Seninle konuşmaya gelmişti Samsun Spor'un yöneticisi. Basketbol yöneticisi. Yani ben de fırsatı kullanıp sordum. Yani niye birinci ligde oynayabilecek bir takım yaratmıyorsunuz? Çünkü Karadeniz hakikaten basketbolu çok seviyor. Bizim hem basket şova hem buraya sürekli Karadeniz'den ama Trabzon, Zonguldak, son Efes maçına Zonguldak'tan otobüsle evet, bilmem kaç saat otobüsle gelen 40 tane gencecik çocuk vardı. Yani oranın iş adamları, var, zenginleri, bu bir yatırım. Firmanızı duyurmak için, sponsor olmak için çok önemli bir fırsat. Şimdi sevgili Murat, bütün mesele şu: Seyfettin gibi dostlarımızın üst düzeyde yönetici olup bir an evvel, çünkü mevcut yöneticilerle, mevcut iş adamlarıyla bu işi yapmak çok zor. Çünkü basketbola bakış açıları hiçbir zaman bizim paralelimizde olmuyor. Onların düşüncelerini değiştirebilmek için belki Final Four, belki Avrupa Şampiyonluğu, o zaman dikkatle çekebiliriz. Yoksa üst genç dostlarımız ne zaman yönetici olacak, o zaman takım kurmak daha kolay olacak Anadolu illerinde. Evet, bir telefon daha alalım sonra... hemen alalım. Almanya, Harun Turan. Merhaba Harun. Merhaba Murat abi. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hangi şehrinden arıyorsun Almanya'nın? Ben Hagen. Burası Köln'e çok yakın. Ben Hagen. Oo, Almanca be. Nasıl? Hagen. Ya. Evet, seni dinliyoruz. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada bize basketbolu çok sevdirdiniz. Sağ onun için size teşekkür ediyorum. Sence Almanya'da sevgili Türk vatandaşları ve gurbetçilerimiz basketbolu seviyor ve seyrediyor mu? Yani biz burada basketbolu bayağı seviyoruz. Nasıl diyeyim, biz burada futbol hastasıyız, Trabzonluyuz kendimiz. Sen de mi Trabzonlusun? Ben Trabzonluyum. Mesela biz ailece babama, herkese basketbolu sevdirdim sizin sayenizde. Sağ ol. Biz sana teşekkür ederiz. Böyle basketbolun dostları olduktan sonra basketbolun sırtı yere gelmez. Evet. Sorum İsmet abi olacaktı. Çok heyecanlıyım, özür dilerim. Hiç heyecanlanma. Sakin. İsmet abiye sorum ve size marketing sorunu ne zaman çözülecek Türkiye'de? bir forma almaya kalksak Efes Pilsen'in veya bir Ülkerspor'un forma şansımız yok. Buna ne zaman Efes veya yöneticiler ne zaman çözüm bulacak? Bir de size bir sorum var. Acaba şu Efes Pilsen inşallah Final Four'a kalırsa yine maçları Sine 5'ten yayınlayacaksınız değil mi?
Şimdi peki çok teşekkür ederiz Harun. Çok selam Almanya'ya. Galiba şimdi Galatasaray turu geçti, Leeds United'la eşleşti. Aynı güne Galatasaray'ın rövanş maçı geliyor ve büyük bir ihtimalle Süper Spor'dan yayınlanacak. Çünkü maalesef sen de kendin de söylüyorsun, ailen futbol hastası. Yani biz bir türlü şu futbolu yakalayamıyoruz. Galatasaray'ın yarı final maçı FSP'nin Final Four maçından daha değerli ama Süper Spor'da yayınlanacak. Şimdi bu marketing çok önemli. Şimdi ben önemli bir anımı söyleyeyim, birkaç gün önce yaşadığım. Sevgili basketbol severler de duymuş olsun. Sevgili Hasan Arat benim çok sevdiğim bir kardeşim ve bize geldi Fanatik Gazetesi'ne ve orada sohbet ediyoruz. Sevgili Necil Ürgen, Can Uyguç hep birlikte oradayız ve orada konuşurken Hasan'a şunu sordum. Sevgili Hasan, televizyon geliriniz ne kadar? 14 milyon dolar. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Olympiakos, Panathinaikos ve Kinder Bologna. Yani Bologna'nın sadece bir tek takımı. Senede ortalama 8 milyon dolar marketingi olduğu, yani tişörtü formasını sattığını biliyor musun? Türkiye'de olsa Beşiktaş, Türkiye'nin sadece İstanbul'un takımı değil, bütün Türkiye'nin takımı ve Avrupa'da çok sevilen bir takım. Peki siyah beyazlı kaşkolları, formaları ve şapkaları, bereleri alsalar 14-15 milyon dolar gelirin olur mu dedim. Evet olur dedi. Peki bunu nasıl yapacaksın dedim. Dedi ki bunun kolayı var. Eğer yönetime gelirsek biz şirketleşmeye gideceğiz. Bu şirketleşme konusunda da artık sevgili basketbol sever, sevgili Beşiktaşlar aynı zamanda kulübün üyesi de olacaklar. Onun için gidip sadece marketing, yani Beşiktaş'ın antetli ve hisse pay alabildiği, kar alabildiği dükkanlardan, Beşiktaş marketinglerinden alacaklar bu alışverişi. O zaman bulacağız dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bir an evvel bunu yapması. Efes Bilsen Ülker, şu anda beni arıyorlar. Efes Bilsen'in formasını istiyor. Ben nasıl bulacağım o formayı? Nasıl gidip Efes Bilsen'den isteyeceğim? Çözüm bulmak lazım mı? Efes Bilsen Koraç Kupası'nı kazandığında Adidas firmasıyla birlikte böyle bir şey denediler. Hem forma hem oyuncuların imzalı resimleri, posterleri, ben hatırlıyorum. Ama hemen bir netice alınmadığı için hemen rafa kaldırıldı. Yani İngilizce'de bir laf vardı, Türkçe'de var mı bilmiyorum ama Roma bir günde yapılmadı diye, var mı? Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Tabii Roma bir günde yapılmadı. Yani bazı şeyler Muzaffer'in hoşuna gitti. Bazı şeyler zaman alır. Tabii. Yani Efes Bilsen bunu Koracı kazandığında denedi. Şimdi belki bu sene Euroleague'i kazanırsa yine deneyecek ama Ülker'in, Tofaş'ın. Bir de ben şeye karşıyım. Şimdi benim evimde Chicago White Sox'ın, Bulls'un yüzlerce tişörtü var. Sadece amblem normal bir tişört değil. Yani o tişörtün bir esprisi olması lazım. Yani sen gördün mesela Chicago White Sox'ın çok hırslı bir takım 10 sene albenisi olmuştu. Albenisi vardı. Bir beyzbol topunun ağzına bir pro koymuşlar böyle şey gibi. Yani bitirin bitip güneş gözlükleri. Chicago White Sox işte şampiyonluğa doğru diye öyle satıyorlar. Şimdi mesela biz Galatasaray'ı yazarken Cimbom, Aslan, Sarı Kırmızı bir sürü isim var. Bugün Efes Bilsen'de hala ikinci isimleri, üçüncü isimleri üretemedik. Ülker'e üretemedik. Tofaş'a üretemedik. Dolayısıyla bir takım maskot yapamadık. Hala bir maskotu yok. Evet, bir telefon daha alalım. Hemen çok birikmiş. Sevgili Teoman sürekli uyarıyor. Seda Yapıcı, Ankara. Merhaba Seda. Bu sesi beğenmedim. Seda? Seda gitti. Bir başka hatı alalım. Alo, iyi günler. İyi günler. Murat Mehmet abi, Topaloğlu Aydın. Evet. Merhaba Mehmet. Merhaba. Evet. Öncelikle programınızı çok beğendiğimi belirtmek isterim. Sağ ol, teşekkür ederim. Benim sorum, Aydın ilinde Efes Bilsen bir çalışma yapmıştı. Yani bir seçme yapmıştı daha doğrusu. Hı hı. Bununla ilgili Ülker, Tofaş veyahut da diğer takımların çalışma yapacağı söz konusu mu? Bir de ben Fenerbahçeliyim. Murat abi, Fenerbahçe'ye başkan olsaydın hangi oyuncuları alırdın? Onları öğrenmek istiyorum. Ben mi? Evet. Basketbolda, futbolda. Evet. Basketbolda. Basketbolda. Tamam. İsmet abi. Evet. 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 Çok telefon var diye şey yaptı. Tabii, çabuk çabuk cevap. Şimdi Aydın'daki o çalışmanın bir benzerini Ülker Topaş'ı bilmiyorum. Topaş da yapıyor. Topaş da yapıyor tarıyor mu? Topaş da tarıyor. Kendi yakında oralara gelecekler mutlaka. Yani Ülker'in kesin yapacağına inanıyorum. Hemen çabucak takımı kur. Bir beş kurayım hemen. Evet. Bir kere İbrahim'i geri alırdım.
tabakı geri alırdım. Bodroga'yı alırdım. O ama o çok para. Yani şimdi Fenerbahçe'nin sınırları içinde bir takım kurmak lazım. Bir telefon alalım, ben düşüneyim. Şeyi alırdım. Tanaka 1'di. Ondan sonra 4 numaraya. Bence oyuncu, oyun kurucusu taktın. 4 numarada Karmalı. O kadar dedim. Ya Bodiroga'yı alacak param olsa Bodiroga'dan başka kimseyi almam zaten. Yani onu al. Ha 4 numaraya Dynenko'yu da alabilirim. Tabii. Bilmiyorum yani. Düşünmek lazım ama Tabak'la İbrahim'i geri alırdım eğer Fenerbahçe başkanı olsaydım. Oyun çünkü, kurucu? Hayır, Jasikevičius olabilir. Yani çok iyi oyun kurucular var Avrupa'da. Derinlik kazandıran bir kadro kurardım. Bir iki tane Bosman alırdım. Avrupa Ligi'nde büyük hedeflerim olurdu. Yani yapardık bir şeyler. Değil mi? Evet, alo. Alo, iyi günler. Merhaba Emre. Emre Kambir, Eskişehir. Evet, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Sağ ol, teşekkür sağ ederiz. Benim söylemek istediğim, Türkiye'de tabii ki her sporda olduğu gibi basketbolda da basketbolun da gelişmesini istiyoruz, ileriye gitmesini istiyoruz. Bunun için tabii iyi oyuncular olması lazım. Tabii iyi oyuncu da iyi bütçeyle alakalı bir şey. Bizim takımlarımız fazla bütçe ayırmıyorlar. Fazla bütçe ayıran takımların da yanlış seçimler yaptığını, yanlışları olduğunu düşünüyoruz. Mesela Ülker gibi aşırı bir iyi bütçe ayıran takımlarımızdan bakıyoruz, oyuncular Kotrovic, Mark Pop. Bunun yanında çok daha az bütçesi olan Beşiktaş'ta. Ya, kesmeseydin ya Teoman. Ha, devam et Emre, devam et. Beşiktaş'ta Bat Eli, işte geçen sene Kevin Thompson gibi oyuncular görüyoruz. Bunlar çok tuhaf geliyor. Mesela Zadar'da, Zadar gibi bütçesi o kadar fazla olmayan bir takımda Komazek Radji oynuyor. Ama bizim takımlarımızda böyle değil. Bir de genç oyuncuların oynamasını istiyoruz. Ama bunları büyük takımlar alıyor ve bu oyuncular yedekte kaldığı için fazla oynama fırsatı bulamıyor. Ve maksimum oyun kabiliyetlerine ulaşmaları bir 3-4 sene gecikiyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederiz Emre'ciğim. İyi günler. Şimdi büyük bütçe hakikaten bazen problem yaratıyor. Çünkü bundan güzel örneği geçen seneki Fenerbahçe, sevgili Başkan Aziz Yıldırım hakikaten basketbolda bir patlama yapmak istedi. İnanılmaz bir bütçe, yani bir basket futbol takımı, futbol kulübü için inanılmaz bir bütçeyle yola çıktı. Fenerbahçe gitti, çok büyük bir kumar oynadı. Abdurrahman'ı aldı, yani psikolojik sorunları olan bir oyuncuyu ve 2 ay sonra geri yolladı. Yani şimdi akıllı transfer büyük bütçeyle birleştiği zaman, iyi araştırılırsa her şey, çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. Ama bazı şeyler de yerine oturtmakta fayda var. Komazek ve Dino Radya zaten Zadar'ın altyapısından yetişmiş. Yani oranın çocuğu, aslında para problemi yok. Yani onlar çok cüzi paralarla oynuyorlar. Nedeni de şu, Dino Radya istediği parayı, Komazek istediği parayı başka kulüplerden bulamadığı için sezonu boş geçirmemek için orada oynadı. Bazı taşlar yerine oturacak. Hep sık sık insanların söylediği bir olay var. Yani diyorlar ki işte Kaunas çok ucuz. Hayır. Gördük ki bugün bütün oyuncuları sadece o sene katlandılar ufak paralara. Yoksa hep o yani takımı kendi takımında, yetiştiği takımda oynadığı zaman ucuz. Ucuz. Yani tabii. Stombergas ucuz tabii. Bir oyuncu mu? Değil. Değil. Tabii değil. Tabii. Öbür bir şey daha vardı. Muzaffer. Genç oyunculara yeter kadar. Genç oyunculara. Şimdi ben sağ ol, teşekkür ederim. Ben şuna inanıyorum. Genç oyuncu belli bir yaşa gelene kadar 25-30 dakika minimum oynayacağı kulüplerde oynaması gerekiyor. Ha şu olur, öyle bir yetenek olur ki, örneğin Hüseyin, örneğin Hidayet, en üst ortamda bile o patlamayı yapabilir. Ona bir şey diyemem ama genç bir oyuncuyu alıp oynatmamak yani bence... Şimdi Muzaffer sana bir soru sormak istiyor. İyice eli geçirdi bütün programı. Yani Sen antrenör olsan genç oyuncuyu oynatır mısın dedi. Ama bir yerde de haksız değil yani. Kolay değil abi. Galibiyete 2-3 mağlubiyet üst üste aldın mı genç oyuncu oynatacağım dedin mi yanıyorsun. Ama işte şimdi mesela Türkiye'de de Daçka, Kolej, ne bileyim Beşiktaş takımlar var. Bunlar genç oyuncu oynatabilir. Çünkü onlardan beklenti her maçta galibiyet değil. Muratcan Güler'i Ahmet Kandemir aldı, şakır şakır oynatıyor ve her geçen günde Muratcan Güler daha faydalı oluyor. Yani ama Muratcan zaten
genleriyle geldiği için ben onun hangi takımda olursa olsun oynayacağına inanıyorum. Şimdi cep telefonundan arayan biri varmış Fransa'dan. Galip Yılmaz, hemen bağlanalım. Merhaba Galip. Merhaba Murat abi, hepinize iyi günler. İyi günler. Nereden arıyorsun? Fransa'dan arıyorum. Hangi şehir? Grenoble. 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 Evet, evet, Grenoble. Ha, güzel mi orası? Evet, çok güzel. Doğa güzellikleriyle hayran bir şehir. Ha, ben duymadım hiç. İnşallah bir gün geliriz. İnşallah, bekleriz. Evet, hemen sorunu alalım. Sorun, ben koyu bir Fenerbahçeli olarak Kitsenik'ten hiç memnun olmadığımı söylemek istiyorum. Yani Muzaffer'in nasıl suratının rengi değişti? Herkes Fenerbahçeli olunca Muzaffer, üzülme. Neden Mark Miller Fenerbahçe'den ayrıldı? İkinci bir sorum da sizlere yine. Bench'i o kadar çok kullanmayan bir Efes Pilsen takımı Final Four'da acaba sıkıntılar yaşayacak mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ ol Galip'cim, iyi günler. İyi günler. Fransa'daki arkadaşlara da selamlar. Hayır, Fransa'da bayağı arkadaşımız oluştu yani. Yani Lyon'da da bizi biliyorsun karşıladılar, gezdirdiler. Herkese çok selam gönderiyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de Mark Miller niye ayrıldı? Şimdi Mark Miller, Kenny Williams'la aynı takımda oynuyordu biliyorsun. Türk Telekom'un getirip geri yolladı. Illinois Circle takımı ve bunlar Chicago'nun sokak basketbolcularını alan, bünyesinde bulunduran ve çok hızlı, çok dağınık bir basketbol oynayan tam bir sokak takımdı. Basketbolu. Mark Miller de o tarz bir oyuncuydu. Şimdi bir yerlere gelmek istiyorsan ve istikrar yakalamak istiyorsan, yani bir oyuncu olarak Mark Miller Jennings'le mukayese edilmez. Ha, Jennings çok mu iyi oynuyor? Bence oynayabileceğinin yarısını bile oynamıyor. Bir iki maç hariç. Ama Miller'la belli bir yere gelemeyeceğini Halil Üner anladı. Efes Pilsen'in bence bugün çok konuştuk zaten. Bençsiz bir takım şeyleri elde etmek, hedefe ulaşmak çok zor. Çok zor. Yani Teoman sürekli çabuk Hakkari'den arıyorlar. Bekletmeyelim. Tamam. Yani konuşamıyoruz ama Erol Hanlıgil'i de bekletmeyelim. Merhaba Erol. Merhaba. İyi günler. Tam bir harita çıkardık. Hakkari'den selamlar hepinize. Aleyküm selam. İsmet abi, Murat abi, geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Biz yıllardır sizi basketbola verdiğiniz emekleri görüyoruz, takip ediyoruz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Size panellerinizi sürekli izliyoruz gazeteden, gerek televizyonlardan. Sağ ol. Acaba bölgemize ne zaman gelip bir panel yapmayı düşünüyorsunuz veya düşünebiliyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Erol, o zaman hemen sana burada söyleyeyim. Mutlaka gazeteyle temas et. Murat'la birlikte zaten bir Türkiye turu yapacağız. Hakkari'ye de geliriz. Bekliyoruz sizi. Sizi misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ ol Erol'cum. Bir konuya da temas etmek istiyorum. Biz maalesef Asfel, alo. Evet, devam et, kesmedik. Maalesef Asfel Efes maçını izleyemedik. Galatasaray maçına denk geldiği için, bütün yerleşikler, kahveler dolu olduğu için biz izleyemedik. Şunu demek istiyorum. Bir gün Türkiye'de eğer kahvelerde basketbol izlenirse, toplu bir şekilde bu futbol maçları gibi, o zaman biz Türkiye'de basketbolun gelişine inanacağız. İnşallah o günleri bekliyoruz biz. Perşembe günü bütün Türkiye'de kahvelerde basketbol seyredilecek. Teşekkür ederim Erol. Sağ ol. Şimdi Erol, kahvelerde Galatasaray maçı izlendi deyince Muzaffer'in birden, yani 3 tane arka arkaya Fenerli telefonu gelince morali bozulmuştu ama şimdi düzeldi. Hiç bozulmadı. Nasıl bozulmadı? Rengin değişti. Benden beter oldun. Peki Leeds United'la karşılıklı iddialaştın. Sence evet, kim kazanır? Leeds, yani o aramızda. Ama Leeds United iyi takım. Onu sana söyleyeyim. Kolay değil. Göreceğiz bakalım. İnşallah Galatasaray kazanır. Şimdi NBA'de bu hafta neler oldu bakalım. Dünya basketbolunun kalbi NBA'de haftanın gelişen olaylarına yine asistin penceresinden bakıyoruz. Bayakowski for
Koçların mikrofon takması zorunlu hale getirilmişti. NBA yönetimi bu konuda taviz vermeyeceğini bir kez daha ortaya koydu. Seattle koçu Paul Westphal ve Toronto koçu Butch Carter maçlarda mikrofon kullanmadıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. New Jersey Nets'in yıldızı Jason Williams sezonu kapattı. NBA'in son dönemdeki başarılı isimlerinden Williams, önceki hafta ayağını kırdı. Williams, sezon başından bu yana dizindeki sakatlığı nedeniyle bazı maçlarda forma giyememişti. Dört maçta 3 galibiyetli haftayı kapatan Indiana Pacers'ı Jalen Rose sırtladı. Rose maç başına 26.8 sayı, 7.5 board ve 4.5 asist ortalamasıyla haftanın oyuncusu seçildi. Geride bıraktığımız haftanın göze çarpan diğer oyuncuları Boston'dan Anthony Walker, Seattle'dan Gary Payton, Lakers'tan Shaquille O'Neal, Phoenix'ten Jason Kidd ve Toronto'dan Vince Carter. Vince Carter again. Oh, you gotta be kidding. İlginç bir istatistikle bu haftaki NBA notlarımızı bitirelim. Minnesota Timberwolves'un top kaybı ortalaması maç başına 13.9. Bu rakam bir NBA rekoru. Evet sevgili basketbol severler, ilginize, sevginize çok teşekkür ederiz. 490 telefon gelmiş bugün. 18'ini alabildik ama normalden daha fazla. Normalde ancak 5-6 tane. Onlara bir çözümümüz olsun. Bir gün hatta bantları biraz daha indirelim. Tamamen onlarla sohbet edelim. Peki, çünkü bantsız bir program yaparız. Muzaffer, teşekkür ederim. Yani nasıl hemen anlıyor, pasını veriyor. Evet, haftaya tekrar asiste görüşmek üzere. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar bu büyük ilgiye, bu büyük sevgiye ve her zaman olduğu gibi son sözü ben İsmet Badem'e bırakıyorum. Sevgili basketbol severler, sevgili Teoman, sevgili yönetmenimiz biraz ürkmüştü Devrim'le Erbil. Dediler ki konuk yoksa ne olur. Dedim hiç merak etmeyin. Bütün Türkiye, bütün Avrupa ayağa kalkar, bizimle konuşmak ister. Direkt olay. Hangi canlı yayına 490 tane telefon geliyor? Evet, çok teşekkür ediyoruz. 490 kişi değil, bütün Türk basketbol severlerini sevgiler ve güzelliklerle karşılıyoruz. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ben konuk olduğuma göre yazıyorum da okunuyor mu bilmiyorum tabii. Okunuyor mu? Okunmuyor ya. Hücum şansı. Hidayet Türkoğlu ve geliyor. Hidayet Türkoğlu'nun smaçı. Bir de faul var. Hücum şansı Mulao Meraviç. Hidayet Türkoğlu smaçı kaçırdı. Böyle bir şey var mı? Teknik faul olur. Hidayet. Yani nasıl kaçtı anlamadım.